Merhaba arkadaşlar. Hep beraber 10.000 aboneye ulaştık. Bu yüzden YouTube bir plaket gönderdi. Darısı 100.000 lira diyelim. Öyle değil mi? Bugün sizlerle Rus kökenli Fransız yönetmen Jacques Tati'nin Playtime, Oyun Vakti adlı filmini irdeleyeceğiz. 1907 yılında doğan yönetmenimiz sanat ve mühendislik okudu. Görsel komedide farklı bir bakış açısı yeni kompozisyonlar meydana getirdi. 1930'lu yılların başında Fransız müzikal çevresine girdi. Gösterisi dönemin spor yıldızlarından, pandomimlerinden oluşmaktaydı. Bazıları filme alındı, savaştan sonra da uzun metrajlı hale getirildi. Bunlardan bir tanesi Bayram Günü'ydü. Tati aynı zamanda aktördür. Kariyerinin geri kalanında ortaya çıkaracağı karakterle Bay Hulot'la Bay Hulot'un Tatili filmini oluşturdu. Bu film için 4 yıl çalıştı. Daha sonra Amcam filmini oluşturdu ve 9 yıllık maliyeti yüksek bir bütçeyle oluşturduğu Playtime filmi ortaya çıktı. Amcam filmiyle 1958 yılında yabancı dilde en iyi film Oscar'ını aldı. Tati, Playtime filmiyle modernleşmenin mutluluğu getirip getirmeyeceğini irdeliyor aslında. Günümüz modernleşmesinde de gördüğümüz gibi elektronik aletler, dijital dünya, bizim hayatımızı kolaylaştırdığını düşündüğümüz her şey aslında belki de bizim sahibimiz olmaya doğru yol alıyor. Tüketim toplumu etrafında çevrilmiş yeni bir tatmin, yeni bir mutluluk. Tati Playtime'da Tatteville adında 6 ayda yarattığı mini bir metropolis olan Paris şehrini La Corbusier'in benimsediği tasarım anlayışına göre tasvir ediyor. Birbirinin tıpatıp aynısı olan binalarla dolu olarak yarattığı kentin modernitesi içinde kaybolup giden insanların gülünç hallerini kendi mizah anlayışıyla gösteriyor filmde. Böylece modern şehir yaşamının korkunçluğu insanların Paris'e sırf birbirlerinin birebir aynısı olan binaları görmek üzere gelmesi, eşsiz birer sanat eseriymiş gibi fotoğraflarını çekmesi ve hatta yanıp sönen ışıklı tabelaları görünce büyülenmeleri üzerinde tasvir ediliyor. Mr. Hulot, her yerde görebileceğimiz bu modern yaşamın içerisine sıkılmış ve artık yeni bir arayış içerisine giren karakter isim geliyor. Tüm film boyunca Mr. Hulot izleyici rolünde, yani bizim rolümüzde. Olan biten tüm her şeye bir şekilde şaşırıyor. Ama filmin gerçek yıldızı, çelik, beton ve cam ile kurduğu şehir Tatibail'dir. Burada şehir ve etkisi altında yaşam tarzı Mr. Hulot'un kafasını karıştıracak veya yolunu kaybettirecek bölmelere, kutucuklara veya hücrelere ayrılmıştır. İnsanlar bu küçük odacıkların, hapishane gibi camdan odaların, asfalt yolların, asansörlerin, birbirinin aynısı binaların içerisinde aslında birer nesneye dönüşmüştür. Fransız yönetmen Jacques Tati'nin hem oynayıp hem yazdığı hem de yönettiği Playtime filmi, kariyeri boyunca oluşturduğu uzun metraj 5 tane filmin en hicivli, en taşlandırılacak olanıdır belki de. Tati tüm filmlerinde olduğu gibi Playtime'da da kendisine has enteresan alaycı uslubunu sürdürmüştür. Bu sefer Tati'nin hedef tahtasına modernizm, modernite ve küreselleşme konmuştur. Jacques Tati'nin sineması gerek sinema tarihinde gerekse mimarlık tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. La Corbusier'in 1947 yılında ilk olarak ortaya çıkardığı Gridal kent planlamasını filmin içerisine yerleştirmiştir. Bir başka önemli modernist mimar Mies van der Rohe'un tasarım bazında ilk kez 1921 yılında ortaya koyduğu ve sonrasında Amerika'da 1930'lu yıllarda ortaya çıkan cam, çelik, betonlardan oluşan residence'lar, gökdelenleri aslında burada biraz irdeliyoruz ve eleştirel, hicivli bir şekilde anlatıyoruz. Bu bir nevi internasyonal bir uslup haline gelip 2. Dünya Savaşı sonrasında dünya genelinde aslında yayılmaya başlamıştır. Gökdelenler, çelik, cam ve beton. Aslında filmin genelinde Lakeshore Drive adlı mimari yapı, cam yüzeyli prizmatik bir yapı eleştiri noktasındadır. Filmin zaten birçok sahnesinde bu tarz yapılar, mimari açılar görüyoruz. Ona göre çekilmiş ki filmde sırf bu yapıları oluşturmak
amacıyla milyonlar harcanmıştır. Tati bu noktada Engels'in 1844 yılında oluşturduğu İşçi Sınıfının Durumu adlı eserden yararlanmıştır. Şöyle demektedir. Burjuva sınıfının bina ve kamusal yapılarının en güzel, en etkili olanları bile tek kullanımlık. Hızla değerden düşüp sermayeye çevrilebiliyor. Eskimek üzere planlanıyor. Toplumsal işlev bakımından Mısır piramitleri, Roma su kemerleri, gotik katedrallerden çok çadır ve kampinglere benziyorlar. Güzel bir eleştiri. Bununla birlikte Marx, modernliğin katı kurumsal çekirdeğinin aslında insanın yaşamı doğrultusunda kozmopolit bir çerçeve içerisine oluştuğunu belirtir. Yani filmin içerisinde de bu küçücük insan, küçücük bireyler toplumda kendisini var etmek üzere yerleşmiş kişiler bu kozmopolit yapıda, bu kentsel mimaride bir hapis gibi, o labirentlerin içerisindeki fareler gibi yaşamaktadırlar. Filmin çevrildiği 1960'lı yılların atmosferine bakarsak Berman'ın bahsettiği gibi bir olumlayıcı, bir olumsuzlayıcı, bir de sorgulayıcı kısım söz konusudur. Tüm bu modern mimari yapının, bu kozmopolit bir yapının içerisindeki Tati'nin görevi de sorgulayıcıdır. Fransız yeni dalga akımı içerisinde René Clair, Julien Duvivier, Jean Reno gibi önemli yönetmenlerin savaş sonrası çalışmaları eski çizgisinde sürmüştür. Ancak eskilerin yanı sıra savaş sonrasının değişen toplumsal ve gerçeklerine eğilen yeni yönetmenler de ilk filmlerini çekmeye başlamışlardır. Jacques Becker, Jean-Pierre Melville, Claude Atwood, René Clément gibi yönetmenler Fransız klasik anlayışını kırıp yeni bir akım ortaya koymuşlardır. Ki Agnès Varda, Truffaut, Godard'da da bunu gördük. Robert Bresson ve Jacques Tati diğer tüm hepsinden biraz farklı özellikler taşıyan sinema ortaya koymuştur yalnız. En küçük birim olan ailenin toplumsal gelişimini bulunduğu yaşam alanı, o dört duvar ortaya çıkartır. Bu ne kadar gelişmişlik düzeyi, modernleşme düzeyine erişirse o zaman üst sınıfa doğru ilerler. Ve gelişmişlik bununla da eşdeğerdir. Ama bireyin toplum içerisindeki bu durumunu da Jacques Tati komedi diliyle oradaki bu dört duvar, cam, metal ve betondan oluşan dört duvar arasındaki sıkışmışlık, yabancılaşmayı absürt bir dille anlatıyor. Film, Paris'e bir turist kafilesiyle gelen Amerikalı Barbara ve yeni modern Paris'e pek ayak uyduramamış olan Monsieur Hulot'un, Mr. Hulot'un bir gününü anlatıyor. Filmin başında Hulot, devlet dairesine benzer bir yerde halledecek bir iş varmış gibi görünürken başlar ancak bu işini tabii ki halledemez. Hulot'un film boyunca net bir amacının olmadığını görürüz. Yalnızca yeni Paris'in büyük binalarının arasında oradan oraya savrulmaktadır. Film bulutlarla açılır. Çünkü bulutlar ulaşmak için arzu ettiğimiz o tanrısal gücün en üst katıdır. Aynı zamanda mimari açıdan baktığımızda da kusursuz bir yapıya hakimdir. Bu mimari açıdan kusursuz yapı bu pamuk diziliminin içerisinde bir metal görürüz. Kocaman bir metal. Bu metal modernleşmenin fallik nesnesidir. Bu metal yapının içerisinde yani gökdelenin içerisinde kulakları oynayan rahibeler görürüz. Bu din örgüsünün, eğitimin, sistemin, her biriminin aslında bu modernleşmenin içerisinde kukla şeklinde ilerlediğini de göstermektedir. Bir temizlikçi gelir, etrafa bakar, hiçbir şekilde ayak izi yoktur, hiçbir şekilde bir pislik yoktur, temizleyecek bir şey bulamaz ve geri döner. Bir güvenlik gelir, etrafa bakar, kusursuzdur, hiçbir şekilde bir kaygılanacak bir durum yoktur, bir kavga gürültü, bir düzen bozukluğu yoktur, dolanır dolanır geri gider. Havalimanının içerisindeyizdir ve bunlar gelmiştir. Yolculuğa girerler, yolculuk sırasında kente dair ibareler görürüz. Düzenli arabalar, düzenli bir kent, kutu kutu binalar, rezidanslar, gökdelenler vesaire. Devlet dairesine benzer bir yerdedir. Orada bir görevliyi beklemektedir. Bu görevlinin gelişi perspektiften verilmiştir ve çok derinlerden adımını yavaş yavaş tık 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 ayakkabı sesleriyle duyarız. Bu arada oradaki onu bekleten bekleyen kişi
bekleten kişi daha doğrusu puro içmektedir. Ama purosunu tamamen o minimal izin verilen alan içerisinde o kurallara uygun yapmaktadır. Kuralları bozduğu an çünkü elenecektir. Bizim Tati'de bu kuralların ne kadar düzenli olduğuna şaşkınlık içerisinde izlemektedir tüm olan biteni. Personel gelir, Tati'yi götürür cam bir odanın içerisine. Cam bir odanın içerisinde Tati koltuklara oturur kalkar, oturur kalkar. Koltuklar bozulduğu şekli hemen düzeltir. Yani bir deneme de yapar hatta Tati. Koltuğun başına çöker, yamulur koltuk, deri koltuk ve sonra birden içeri tekrar hava dolar ve düzelir. Bu aslında günümüzde de hani deri koltuklarda da olan bir şeydir ama buradaki simgesi şudur. Hiçbir şekilde düzeni bozamazsınız. Bozmaya çalışsanız da o kendini yenileyerek düzeltir. Ki zaten filmin genelinde de bunu göreceğizdir. Tati bu cam fanusunun içerisinde hareket ederken çevrede çeşitli fotoğraflar vardır. Kelleler vardır, adamlar vardır. Bu kişiler de Tati nereye gitse izlemektedir sanki. Yani biz bu tüm bu modernleşmenin içerisinde gözlenmekteyiz aslında. Mr. Hulot yeni Paris'in büyük binalarının arasında oradan oraya savrulur. Kafkaesk bir şekilde yeni Paris'e atılmış gibi duran Mr. Hulot bu curcunanın arasında kendini bir şekilde o devlet binasına benzer yerden alıp yeni icatlarının sergilendiği ve satıldığı bir mağazada buluverir. Bu yerde çarpıtıldığında ses çıkarmayan kapı, rimel sürmek için tek bir tarafı yukarıya doğru kayan gözlük, bir nevi farları olan elektrik süpürgesi gibi işlevsiz, saçma sapan yeni icatlardan oluşan bir satış sergisi vardır. Bu bir nevi şu an bizim yaşamımızda da modernleşmenin getirdiği ve hayatımızı kolaylaştırdığını düşündüğümüz o kapitalizmin ürünleridir. Sattığı şeylerdir. Kozmopolit hayatımızda aslında evimizde ne kadar gereksiz bir nesne, bir alet, edevat, teknolojik cihaz varsa alıyoruz, kullanıyor gibi onunla oynuyoruz ve bir kenara atıyoruz. Ve kapitalizmin bize öngördüğü şey de bu bildiğiniz gibi. Bu saçma yerde Mr. Hulot onun kıyafetlerinin aynısını giymiş bir başka adamın yaptıkları yüzünden bir karışıklık sonucu adeta fırça yemiştir. Hemen sonra da yanlış anlaşılmadan dolayı olay çözülür. Ve Mr. Hulot bu muazzam modern sergide gezintisine devam eder. Bu da aslında herkesin aynı olduğu, aynı tip giyindiği, aynı tipe doğru ilerlediğini gösteriyor ki gene hayatımızda sosyal medya üzerinden irdelediğimizde hayatımızı biraz bizi de hicivli bir şekilde anlatıyor Mr. Hulot. Sosyal medya aslında hepimizi tek tipleştiriyor. Görünüşümüz, kıyafetimiz, davranış biçimimiz, çektiğimiz fotoğrafın kalitesi, kalitesizliği yahut uyguladığımız tüm o aktivitelerin benzerliği, onları paylaşım alanımız, aynı şekilde paylaşmamız, benzer şekilde ifade etmemiz, kelimelerimiz, cümlelerimiz bile birbirine benzemesi, yeni kalıplar oluşması, bu kalıplar içerisinde boğulup aslında bunların özgürlük olarak nitelendirip kendimizi ifade etme malzemesi sanmamız, yediğimiz yemeği, içtiğimiz şeyi, baktığımız herhangi bir yeri, çektiğimiz fotoğrafı sürekli insanlarla paylaşma ihtiyacımız bu modernleşmenin sergisidir aslında. Bu saçma sapan Mr. Hulot'un sergisi bizim sosyal medyada oluşturduğumuz sergiyle benzeşiyor bir nevi. Sosyal medya üzerinde paylaştığımız her şey doğrultusunda insanlarla iletişim kurduğumuzu zannediyoruz. Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, hatta TikTok ve benzeri birçok paylaşım olanağı sayesinde onlarca takipçimiz, binlerce abonemiz, on binlerce insanla paylaşımız oluyor diye düşünüyoruz değil mi? Aslında hiçbirini tanımıyoruz ve bu paylaşım dostane bir şekle bürünmesi imkansız bir şekle doğru ilerliyor. Bu sadece bizim egosal tatminimiz, modernleşmenin içerisinde kendimizi ifade biçimimiz olarak görülüyor. Ama bu asıl kendimiz değil. Narsistlik içerisinde barındırdığımız o bireysel darmadağın halimizin toparlanmış bir şekilde karşıya sunumu.
bu toparlanmış bir şekilde karşıya sunum içerisinde de şöyle bir yol izliyoruz açıkçası. Abonesi çok olan, takipçisi çok olan, kendini daha da insanlara, kitlelere duyurmuşlar tarafından bir şekilde yönlendiriliyoruz. Nedir bu yönlendirilme? Eğer o kırmızı olarak paylaştıysa bir şeyi, sen de kırmızı olarak paylaşmaya başlıyorsun. Çünkü o kırmızı olarak paylaşan çok hızlı bir şekilde ilerliyor takip serüveninde, kitle serüveninde, sosyal medya kitle serüveninde. Diğeri mavi olarak paylaşsa ve doğru olan o olsa dahi sen kırmızıyı seçip kendi paylaşımını da kırmızı olarak paylaşıyorsun. Ve bu paylaşımların her yeri kırmızı olduktan sonra o kırmızı paylaşım yapan hop mavi olarak paylaşıyor. Bu sefer diyorsun ki mavi olarak paylaşım doğruydu aslında ve o kitlenin devamını getiriyorsun. Ben ne saçmalıyorum? Filme dönelim. Bu modern ve saçma sapan serginin içerisinde Mr. Holot bir yerde duraklar ve orada bir lambanın yanması için bir sürü şeyler yapmaktadır oradaki bulunan insanlar. Ve bu bir süre sürer. Hani bunu çözmeye çalışırlar, lamba yanmıyordur. Mr. Holot işe alır fişi, prize takar. Yani aslında bu karmaşa içerisinde çok basittir çözümler ama bunu çok ütopik ve çok üst bir şekilde yönetmeye çalıştıkları için asıl basit çözümü gerçeği göremezler. Mr. Hulot'un bu ufak sergi ziyareti sırasında daha henüz karşılaşmadıkları Amerikalı genç turist Barbara da Paris'e gelindiğinde gezilebilecek en doğru yerlerden biri olan bir seyahat acentesiyle gezmektedir. Barbara'nın seyahat acentesine öylesine bir uğradığı bu kısa sahnede sözlükte küreselleşmenin karşısına koyulabilecek kadar doğru bir görüntü gelir ekrana. Dünyanın bazı ülke şehirlerinin tanıtımı olan afişlerde yalnızca çirkin büyük bir bina vardır. Modern ve global şehirlerin birbirinden hiçbir fark olmadığını enfes bir hiciv ile anlatır Tati. Artık hava kararmaya başlar ve gece ev teknolojilerini görürüz. Pencere pencere odalar vardır ve bu odalarda teknolojinin en üst seviyeleriyle karşılaşırız. Tabi o döneme dair böyle retro bir teknolojiden bahsediyorum ve her pencere bir televizyon gibidir. O televizyon içerisindeki aktiviteleri görürüz aslında. Robotik aktiviteler. Ve filmin en deneysel, yenilikçi ve eleştirel kısmı da başlamış olur. Arkadaşının adeta bir vitrin gibi içerisine teşhir eden evinde 8 dakikalık sırf diyaloğu bir geniş planla sürer. Tati, modernizmin mimari ve yaşam anlayışını sinema tarihine geçecek kadar alaycı ve yenilikçi bir şekilde hiçbir yorum ve söz katmadan gösterir. Mimari o kadar işlevsizdir ki Mr. Tulut evden çıkmak için çıkış kapısını açmakta bile fazlasıyla zorluk çeker. Daha sonra restorana geçeriz. Restoranın inanılmaz bir düzen içerisinde olduğunu görürüz. Yemeklerin dizilimi, masaların yerleştirilmesi, insanların yönlendirilmesi. Oradaki düzen içerisindeki ayrıksı otları da görürüz. Yani sıkıntıları. Bu sıkıntıları ama burjuva hayatı içerisinde gösterilmemektedir. Daha önce Louis Buñuel'in burjuvazinin gizli çekiciliğinden bahsetmiştim. Bu filmde de, o filmde de burjuvazinin aslında nasıl bir robotik bir hal aldığını, aslında yapay bir dünya içerisinde olduğunu, onun bir altındaki sınıfın, hizmetliler olan sınıfın her zaman daha gerçeği yaşadığını anlatmıştım, göstermiştim. Burada da o şekilde. Bu aslında sıkıntılı gibi duran, sigara içen, bir şekilde kılı kıyafeti dağınık olan, nerede ne yapacağını bazen kestiremeyen tipler, alt sınıfa mensup insanlar aslında gerçeği simgeler. Çünkü insan hata yapmak için doğmuştur. Bir garsonun pantolonu yırtılır ve artık tamamen restorana uygun olmaktan çıkar mesela. Ve balkona beklemeye gönderilir. Ancak bununla da kalınmaz. Kıyafetleri zarar gören diğer garsonlar onun kıyafetlerini birer birer alırlar. Çünkü modern dünyada ne olduğun değil, yalnızca nasıl göründüğün önemlidir. Tati bu görünüş ve sunum mefhumunu da restoran sahnelerinde defalarca gösterir.
Bunlardan birkaçı garsonların defalarca sosladığı ve tuzladığı ancak müşterilerin bir türlü yiyemediği balık gibi. Kırılıp yalnızca kulpu kaldığı halde herkesin var sandığı kapı gibi. Tati bu sahnelerle moderniteyi yalnızca eleştirmekte kalmaz, yerden yere vurur. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Mısır Hlot ve Barbara yavaş yavaş hayata karışır. Hayata nasıl karışır? Karmaşa içerisinde. Çünkü şehir bir kaos içerisindedir aslında. Ama görünen inanılmaz bir düzendir. Refüjün çevresine dönen ve simetrik bir şekilde hareket eden arabalar, kılık kıyafetleri hep birbirine benzer insanlar, aynı şekilde davranış biçimleri, bahsettiğim gibi modernite içerisindeki o gökdelenlerin hep aynılığı ve bu aynılık, benzerlik, aynılık, benzerlik bize neyi anımsatıyor günümüzde? Tabii ki sosyal medya içerisindeki bizleri anlatıyor. Hepimiz aynıyız, hepimiz sanalız, hepimiz yapayız. Hatta Mr. Hulot, Barbara'ya bir hediye almıştır ve onu vermeye çalışır. Ama bu düzen içerisindeki karmaşadaki insanların arasında hediyeyi ulaştıramaz ve birine rica eder vermesi için. Ve bu bize neyi gösteriyor? Bu bize iletişimsizliğimizi de gösteriyor. Bu düzen içerisinde iletişim kurmanın imkansızlığını gösteriyor. Şehrin tüm keşmekeşi devam ederken biz oradan yavaş yavaş ayrılırız ve sinema tarihinin belki de en hicivli bir başyapıtını bitiririz. Teşekkürler, kendinize iyi bakın, esenlikler.